İbrahim Karagül Gizli haritacılar iş başında. Yeni senaryoyu pişiriyor. Türkiye için iki yeni tehdit. Türkiye-Rusya ilişkileri hiçbir şekilde bir bağımlılık ilişkisi değildir. Ülkemizin NATO ekseninde olduğu gibi benzer bir bağımlılık ilişkisine hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Ortak tehditler, benzer savunma yöntemleri, Batı'dan doğrudan tehdit almaları özellikle Suriye konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin Amerika ve müttefikleri tarafından istismar edilmesi, dahası Türkiye'nin doğrudan tehdit edilmesi Ankara ile Moskova'yı birbirine yakınlaştırdı. İki ülkenin de buna ihtiyacı vardı ve hala var. Ekonomik ortaklıkların yanına jeopolitik, güvenlik öncelikli konuların da eklenmesi bu yakınlaşmayı doğurdu. Uçak krizi gibi iki ülkeyi de tehdit eden çevrelerin tezgahladığı sabotajlara rağmen bozulamayan ilişki eskisine göre çok daha güçlüdür. Bölgenin bugünü ve dünyadaki sert fırtınalar bu yakınlığın devamını zorunlu kılmaktadır. Batının Rusya ile kavgası Türkiye'yi yalnızlaştırma hesabı. Rusya açıktan batının saldırı tehdidi altındadır. Er ya da geç böyle bir çatışma hesaplaşma olacaktır. Son casus krizi bunun ilk işaretleridir. Zaman geçtikçe bu işaretler daha da artacak, karşılıklı resleşmeler hızla çatışma haline dönüşebilecek. Baltıklardan Doğu Avrupa'ya, Pasifik kıyılarına kadar genel bir Doğu-Batı cephe hattı biçimlenecektir türkiye açık biçimde batı tehdidi altındadır 15 Temmuz saldırısı bu yönde en açık saldırıdır ve doğrudan türkiye'yi parçalamaya dönük olmuştur fetö ve pkk üzerinden cepheler açıp içeriden vurulacak ve küçültülecek bir türkiye planı uygulanmıştır Suriye'nin kuzeyindeki çevreleme harekatı Amerikan NATO planıdır ve aynen devam etmektedir. Bu kuşaktaki yığınağın Suriye ya da İran'la alakası yoktur. Doğrudan Türkiye'nin güney kapılarını kapatma, coğrafyayla ilişkisini kesme ve onu Anadolu'ya hapsedip yalnızlaştırma, sonra da diz çöktürme hesabıdır. 100 yılın oyununu bozmak. Bu tehditler Afrin müdahalesine rağmen aynen devam etmektedir. Türkiye tehditleri görmüş, 15 Temmuz'dan hemen sonra müthiş bir savunma teyakkuzuna geçmiş, Afrin'den başladığı ve devam etmesi bir zorunluluk olan müdahalelerle 100 yıla damgasını vuracak bir oyunu bozmaya girişmiştir. Bu hesaplaşma bu yönde daha uzun süre devam edecektir. Zira mesele sadece Türkiye haritasıyla sınırlı değil, yeni bir coğrafya biçimlenmesiyle alakalıdır. Dahası küresel güç haritası oluşturulurken dünyanın ağırlık merkezindeki hareketlilikle alakalıdır. Yani 15 Temmuz ve güneyden çevreleme gibi müdahaleler de Türkiye'nin karşı savunması da küresel ve bölgesel ölçeklidir. İçerden operasyoncular 15 Temmuz'a destek olanlar gibi güneyden çevreleme planının da içeride ciddi destekçileri vardır. Afrin operasyonundan rahatsız olanlar, FETÖ sonrası Amerika ile iş tutmaya çalışanlar ya da tutanlar. Türkiye'nin tarih yürüyüşüne omuz veren kitlelerin kafasını karıştırıp bir siyasi parçalama hesabı yapanlar Afrin'den sonra operasyonların durması için var güçleriyle çalışanlar yeni yeni proje ve tekliflerle zihin karıştıranlar Türkiye'nin büyük tarih sıçramasını içeriden çökertmek isteyenler hem 15 Temmuz hem de PKK PYD üzerinden güneyden çevreleme hesaplarının parçasıdırlar haritacıların iki ana hedefi işte bundan sonra o çevrelerin yeni çok uluslu hesaplar çerçevesinde üstlenecekleri rolleri göreceğiz. Bu haritacı çevrelerin iki temel hedefi var. Dışarıda Türkiye-Rusya yakınlığını sabote etmek, içeride AK Parti MHP Cumhur İttifakı'nı bozmak. Her ikisi de dışarıdakilerin bundan sonra Türkiye'ye yönelik hesaplarıdır aynı zamanda. Onlar öyle istediği için içeridekiler de öyle çalışıyorlar. 2019 seçimlerine kadar hem içeride hem dışarıda bu yönde çok ciddi sabotajlar, girişimler, müdahaleler göreceğiz. Yavaş yavaş bu yönde kıpırdanmalar görüyoruz şimdiden. İki konu da Türkiye'yi yalnızlaştırma, savunmasız halde bırakma, 15 Temmuz ve Güney'den çevreleme planlarını yeniden uygulamak için Amerika planlarına teslim etme amaçlıdır ve yine o malum merkezlerden yönetilmektedir. İçeride Türkiye'nin yerlileşmesini, millileşmesini, coğrafyada güçlenmesini önlemeye, rüzgarı tersine çevirmeye, o milli siyasi aklı sabote etmeye, ona destek veren güçlü kamuoyunun zihinlerini bulandırmaya, bu yürüyüşe sahip çıkanları siyasi tarih dışına itmeye dönük bir ajanda izlenmektedir. Hedefimiz bir Türkiye ekseni oluşturmaktır. Dışarıda ise Türkiye'nin büyük tarih sıçramasını başlamadan bitirmeye, onu tarih dışına itmeye, evcilleştirmeye, kontrol altına almaya ve küçültmeye dönük bir ajanda izleniyor. İşte büyük mücadele buradadır. Yüz yıllık hesapta, yüz yıllık direnişte buradadır. Türkiye'nin Avrasyacılık diye bir gündemi yoktur. Rusya ekseni diye bir şey söz konusu değildir ve buna ihtiyacınız yoktur. Türkiye'nin ekseni kaymamıştır kendi eksenini bulmuştur. Buradan bakınca dünyanın tamamının ekseni kaymıştır. Çünkü tarih yapıcı milletler, devletler yeniden kendi tarihlerine, iddialarına dönmektedir. Türkiye'de öyledir. Meselemiz kendi tarih iklimimizde, kendi coğrafyamızda bir Türkiye ekseni oluşturmaktır. Bu yönde artık bağımlılık ilişkileri yoktur. Bundan sonra her güçlü devlet gibi kendi yol haritasını çizecek, kendi bağımsız ilişkilerini belirleyecek, tercihlerini yapacak ama hiçbir zaman yeni bir çok uluslu müdahale tuzağına düşmeyecektir. Rusya ile yakın durmasak Suriye'de böyle bir hareket alanı kazanamazdık. O meşhur müttefikimiz Amerika o sırada Afrin'e binlerce askeri donatacak, silahlar yığıyor, dev mühimmat depoları inşa ediyor, Türkiye ile savaşa hazırlık çalışmaları yapıyordu kimse bize 15 temmuz patronlarını pazarlamasın kimse bundan sonra türkiye'yi amerika ile ittifak pazarlamasın Kimse bize 15 Temmuz'un patronlarını kurtarıcı müttefik olarak göstermesin. Gizli gizli Amerika ile iş tutup yeni senaryolar için devlet içinde, sistem içinde, toplum içinde operasyonlara kalkışmasın. Kimse Amerika'nın ihale verdiği bazı bölge ülkelerinden beslenip muhafazakar muhalefet oyununu masum muhalefet gibi satmaya kalkmasın. Türkiye için 2019 sadece seçim değil. Belki 21. yüzyılı biçimlendirecek bir tercih olacaktır. Sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya dikkatli bakın. Hangi ülke neye hazırlanıyor? Nasıl bir küresel fırtınaya hazırlık yapıyor? İyi görün. Rusya'dan Amerika'ya, AB ülkelerinden Pasifik güçlerine kadar herkes savunma kalkanlarını güçlendirirken, her ülke içerideki toplumsal dayanışmasını sağlam zeminlere oturtmaya çalışırken, birilerinin içerideki toplumsal Al zemini sarsmasına izin verilemez. Türkiye'li olmak yeni bir uçak krizi gizli haritacılar. Zira bu seçimle sınırlı bir mesele değil. Doğrudan ülkenin geleceğiyle, varoluşuyla, geleceğin dünyasında nerede nasıl olacağıyla alakalı bir durum. Hangi siyasi çevreden, hangi etnik kimlikten, hangi meşrepten olursak olalım, hepimizin omuzlarında Türkiye'li olma gibi bir sorumluluk var ve bu İstiklal Savaşı dönemi gibi bir zorunluluktur. Artık dünyada bütün devletler yalnızdır. Dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. İttifaklar bitmiştir. Hal böyleyken içeride zayıflatmaya, bölgede yalnızlaştırmaya, Atlantikçi çevrelerin elinde ganimete dönüştürmeye dönük çok uluslu sinsi operasyonlara karşı teyakkuzda olalım. Özellikle gizli haritacılara karşı uyanık olalım. Rusya ile yeni bir uçak krizi sabotajlarına da tabii. Türkiye'yi İran'la savaştırıp Rusya cephesine sürmeye dönük planlar yeni senaryolarla pazarlanacak. Dikkat edelim. Biz sadece Türkiye ekseni için mücadele edeceğiz. Asla unutmayalım. İbrahim Karagül, Yeni Şafak